Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir kamp bıçağı inceleyeceğiz hep beraber. Hayatta kalma düdüğü yaptığımız videomuzda kullandığım bıçak birkaç arkadaşın dikkatini çekmiş. Onlar da o videoya yorumlarda tanıtımını yapar mısın diye sormuşlardı bana. Kamp bıçaklarının önemini hatırlarsanız daha önceki video ve makalelerimize değinmiştik. Çakı ve bıçak almadan önce altta linkini paylaştığım bu makale ve videoları incelemenizi kesinlikle öneriyorum. Size çok güzel referans olacaktır diye düşünüyorum o bilgiler. Tabii aynı zamanda bu videoda aynı şekilde size referans olacak bir video olacak. Bugün inceleyeceğimiz bıçak Columbia Company'nin SA-30 av bıçağı aslında. Ancak burada bu yanlış anlaşılmasın. Bu bıçağın markası Columbia Company. Yani Columbia River Knife değil. Yerli üretim olan Columbia Company'nin İstanbul'da ürettiği bir av bıçağı bu. Benim tahminim Columbia'nın isim haklarını ülkemizde alıp Columbia adı altında üretim yapan bir firma bu arkadaşlar. Biraz bıçağa değinecek olursak toplam uzunluğu bıçağın, yani buradan buraya kadar olan uzunluğu yaklaşık 31 santim. Namlu ise yaklaşık 18 santim boyunda üretilmiş. Et kalınlığı ise şöyle şuradaki en kalın yerdeki et kalınlığı ise yaklaşık 3,8 milimetre olarak bayağı etli baba bir bıçak yapmışlar. Gördüğünüz gibi sırt yüzeyinde de hafif bir incelme var ama burası keskin yüz değil. Bildiğiniz gibi iki ağzı keskin bıçaklar ülkemizde kullanılması ve satılması yasak. Namlu ile kabza tek parça olarak imal edilmiş arkadaşlar. Ve kabzanın üzerine plastik tutamaçları yerleştirmişler. Ancak bu hiç rahat değil, yani kullanımı çok rahat değil. Taktik bir görünüm vermeye mi çalıştılar artık bilmiyorum. Çok rahat bir tutuşu yok. Şu keskin köşeler insanın elini rahatsız ediyor. Ve bir bakalet kullanmışlar. Üzerinde her bir taraf için 3 tane alyan yıldız kullanılmış. Bıçağımızı burada gördüğünüz gibi videodan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Hollow flat olarak bilenmiş. Yani şöyle göstereyim. Bu şu şekilde bir bileme oluyor arkadaşlar. Hollow flat olarak bilenmiş. Gördüğünüz gibi bu Columbia Company'nin kendi logosu. Orijinal Columbia River Knife'ın logosunu sol üst köşede görüyorsunuz. Aradaki farkı burada ayırabilirsiniz. Üzerine model numarasını yazmışlar. SA-30, bu bir seri numarası değil. Bildiğiniz gibi bıçaklarda seri numarası ülkemizde kullanılmak zorunda değil. Doğada ağır kullanım için ben genellikle 30 derece açı ile bilenmiş bıçakları tercih ediyorum arkadaşlar. Kullanım bakımından ise hollow flat bıçak ağzı benim kullanımıma daha uygun. Ve bunları tercih ediyorum. Bütün bıçakların bu şekilde. Bunların daha farklı biçimde olanları da var. Onları Google'da aratırsanız bıçak tipleri diye detaylıca göreceksiniz. Paslanmaz çelik gövdenin üzerine gördüğünüz gibi hafif bir boya atılmış. Bunun nedeni ne kadar paslanmaz da olsa her malzeme zaman içerisinde yavaş yavaş paslanacaktır. Bu bıçağı pastan korumak için hafif bir boya atmışlar üzerine. Büyük bir ihtimalle bu fosfat kaplama olabilir, tam bilemiyorum şu anda ama çizilmelere karşı dayanıklı gözüküyor. Ve bu tip bir boya bıçağın gerçekten çok hoş görünmesini sağlıyor. Aynı şekilde kılıfıyla beraber de uyumlu olmuş. Bu modelin daha farklı renkleri de var. Çöl için olan sarı rengi, orman için olan yeşil tonlarda olanı da var. Bu daha ortalama bir şeydi. Bıçağa daha çok benziyordu. Ben o yüzden bunu tercih ettim. Diğerleri birazcık daha oyuncak gibi gözüküyorlar. Ancak bu güzel görünümün altında maalesef iyi bir metoloji yatmıyor arkadaşlar. Kaliteli bir çeliği yok. Ancak yine de güzel ağız tutuyor. Ben çok uzun zamandır bu çakıyı bıçağı kullanıyor olsam da yine de hala keskinliğini kaybetmemiş. Tekrar bilenmesi gerekiyor birazcık ama yine de iyi.
Ve bu üzerindeki kendi fabrika bilemesi bıçağın. Doğada, dağda taşta acımadan kullanabileceğiniz bir bıçak. İstiyorsanız arkadaşlar bu gerçekten biçilmiş kaftan. İnternette yaklaşık 60 ila 90 TL arasında bulunabiliyor. Benim şahsi görüşüm ücretini tam karşılığını veriyor. Belinize taktığınız zaman bunu isterse taşa gelsin, isterse metale gelsin rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok kolay ağız tutuyor tekrar bilerken ve o formu kolay kaybetmiyor. Çünkü doğada acımadan kullanabileceğimiz bıçaklara ihtiyacımız var arkadaşlar. Örneğin bu bıçağı ben doğada tek başıma doğaya çıktığım zaman kullanmayı tercih ediyorum. Konserve, ağaç, aklınıza ne gelebilirse her şeyi kesebiliyor. Kolay ağzı bozulmuyor. Ya da daha farklı göstermem gerekirse bu bıçağımı daha önce tanıtmıştım. Linkini göreceksiniz. Basit kamp gezilerinde kullandığım bıçağım. Bu da bayağı kemikli ve sağlam bir bıçak. Bunun tanıtımını dediğim gibi linkte görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de böyle bir bıçağım var. Mesela bunlar ortalama kalitede, düşük kaliteli bıçaklar. Ama kullanmaktan gerçekten çekinmediğim bıçaklardan bir tanesi. Bunu ele alacak olursak bu Sig Sauer bıçağım. Markası Sig Sauer. Ancak bunu hiçbir zaman belime takıp ne doğaya çıkabiliyorum ne kampa gidebiliyorum. Çünkü nadir bulunan değerli bir bıçak. İşte bu evde kullanılan, evde yatan çakılardan bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken nokta ise bu tip bıçaklara yönelmektense kullanımını acımayacağınız bu tip daha ucuz, görece daha az sağlam ama başına bir şey geldiği zaman üzülmeyeceğiniz bıçaklar olması gerekiyor. Tercih edeceğiniz bıçaklar. Bıçak seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Asla kullanmayacağınız bıçaklara para vermeyin. Nispeten başına bir şey geldiği zaman üzülmeyeceğiniz bıçaklarla doğaya çıkmaya çalışın. Ancak doğaya çıktığınız zaman da sizi de yarı yolda bırakmaması gerekiyor bıçağın. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Eğer öğrenci adamsanız, doğaya yeni yeni merak salmaya başladıysanız ya da benim gibi birazcık daha bu işlere meraklı bir insansanız bu tip bir bıçak işinizi fazlasıyla görecektir. İster küçük kamplarda, ister büyük kamplarda, ister hayatta kalma mücadelelerinde kullanabileceğiniz verdiğiniz parayı hak eden bir bıçak. Kalitesiz, yani özür dilerim, düşük kalite. Pahalı bir bıçak değil. Ama sizi yarı yolda da bırakmaz. Bilemesi çok kolay. Ağız tutması çok kolay. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi ben hepsinde bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.